Desteğin önemi. Zeynep. Gelirken ses çıkarmayı dene, olur mu? Geldiğimi duyman gerekirdi aslında ama sen çok dalgındın. Bir sorun mu var? Yok. Seni tanıyorum Zeynep. Saatler kaldı. Hatice çok iyiydi ve kazandı. Ya ben? Motivasyonunu düşürme. Hepimiz sana güveniyoruz. Bilmiyorum. Senin bilmediğin bir şey var mıydı? Ne oluyor burada? Zeynep turu geçemeyeceğinden korkuyor. Hasan. Hı? Sadece Hasan'a şaka yapıyordum. Tabii ki kazanacağım. Aynı antrenmanları yaptık. Hatta bazen benden iyi olduğunu düşünüyorum. Sen de turu geçeceksin. Bilmediğiniz şeyler var. Durumlarımız farklı. Anlatacak mısın? Gerek yok gerçekten. Ben iyiyim. Hadi ama. Bu zamana kadar başarılı olmak için her şeyi yaptım. İyi de bu çok güzel. Sorun bu değil zaten. Her sabah aynı saatte kalkardım. Kaslarımı kuvvetlendirmek için kum torbasıyla çalışırdım. Hızımı arttırmak için var gücümle koşardım. Bunların hiçbiri beni yormazdı. Ancak iki kişinin yerine çalışmak çok yorucuydu. Şimdi diyeceksiniz ki neden iki kişilik çalışıyordum? Ailem benden hep başarılı olmamı bekledi. Kardeşimin başarılı olup olmamasından da beni sorumlu tuttular. Sürekli kendi dışınızda birisini kontrol etmek zorunda olduğunuzu bir düşünsenize. Hep baskı altındaydım. Hala da öyleyim. Kardeşin kaç yaşında ki? Nerede şu an? Kardeşin bu konuda bir şey yapıyor mu? Kendisine sorun. Nasıl yani? Mete mi? Bugüne kadar bilmiyordunuz çünkü... Branşı belli olana kadar gözüme görünmemesini söyledim. Biliyorum, uzun zamandır sporu ve dersleri senin kadar ciddiye almadım. Seni zor durumda bıraktım. Ama söz veriyorum artık en büyük destekçin olacağım. Hatta yarın sana sürprizim bile var. Şimdi ağlayacağım. Yapmayın. Kazanmamız gereken bir turnuva var. Hiç sırası değil. Hapşır! Çok yaşa. Mete, sana kaç kere söyleyeceğim. Hapşırırken elinle ağzını kapat. Tamam abla, tamam. Hepsini halledeceğim. Rakibine yakın durma. Biliyorsun, ayak bileğinin üst kısımları rakibe değerse puan kaybedersin. Sadece tek bacağını kullanırsan da... Çabuk yorulursun. Gayet iyi. Devam. Bir, iki. Daha hızlı. Bir, iki. Hadi daha sert. Bir, iki. Daha hızlı. Bir, iki. İşte böyle. Hadi Zeynep, çalıştıklarımızı unutma.
Rakibine yakın durma. Biliyorsun ayak bileğinin üst kısımları rakibe değerse puan kaybedersin. İşte böyle sayın seyirciler. Müsabakanın ilk saniyelerinde Zeynep'ten müthiş hareketler görüyoruz. Maçın ilk puanı abla, Zeynep'in oldu. Puan alamayan Neşe stresli. Neşe tedirgin. O da Neşe. Neşe seri ataklara geçti. Zeynep kontrollü. İkisi de çok hızlı. İkisi de kazanmak istiyor. Dayan Zeynep. Yine Zeynep, yine sayı. Savunma sanatının hakkını veriyor. Bravo Zeynep. Neşe bırakmıyor. Daha bitmedi diyor. Ve Zeynep yarı finalde. Koca Yusuf'tan iki sporcu da son dörde kaldı. Şimdi sırada İpek ve Deniz'in karşılaşması var. Gördün mü? Boşuna kuruntu yapıyormuşsun. Başladı. Geç mi kaldım? Olamaz. ...200 metre engelli koşu çeyrek finaline hepiniz hoş geldiniz. Hatice, Türkan, Sede, İpek, Burcu, Sinem, Deniz, Özge yerlerini aldı. Nefesler tutuldu ve yarış başlıyor. Son metrelerini zar zor gördüğüm yarışta Sinem, Hatice, Sevde ve İpek yarı finalist oluyor. Tarafı 2 saniye sonra müsabaka başlayacak. 2 saniye mi dedin? Hadi çabuk. Hakan'dan anormal bir başlangıç. Hadi Hakan. Çok iyi. Göster kendini. Hadi. Kan hiç de pes edecek gibi değil. Olamaz. Hakan hadi. Devir şunu. Hakan müthiş bir taktikle rakibini kilitliyor. Bu hareketin adı... Bu hareket...
Bu hareketin adı neydi? Hadi Hakan, kaldır onu. Bitti bu iş. Evet. Evet Hakan. Koca Yusuf için. Rehavet. Ah, uykumuzu alıp koşuya başlasaydık olmaz mıydı sanki? Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır. Diğerlerinden farklı olmak istiyorsan erkenden işe koyulmalısın. Onlar hala uyuyor. Ben de biraz şurada uyusam bir şey kaybetmem bence. Sen bilirsin. Yarışa başlayınca uyandırırım. Ha, evet. Tamam. Kadar da güzel bir gün. Alperen ve Enes koşmaya başlamış. Burcu ile Mine de antrenman yapıyor. Yapsınlar tabii. Turnuvada bizim gibi önde değiller. Çok çalışmaları lazım. Çok. Keşke biz de erken kalksaydık. Gerek yok. Turları birer birer geçiyoruz. Bu gidişle şampiyon olacağız. Niye boşuna erken kalkalım? O zaman gidip oyun oynayalım. İki kelime. Saklambaç oyunu? Yani. Şşt, konuşmak yok. Oyunun adı Sessiz Sinema. Unuttun mu? Uyuyan güzel. Hadi. Gelin. Şunun haline bak. Ne yapıyor bu böyle? Uyur Gezer galiba. Bildin. Filmin adı Uyur Gezer'di. Ama... Bugünkü kürek yarışında da böyle uyumlu hareket etmemiz gerekiyor Mete. Mete, hey! Mete hazır görünüyor. Başaracak. Umarım. Hadi Mete. Hadi Salih. Size güveniyoruz. Hadi.
Kürek yarı finalinde kazanan okullarımız Koca Yusuf ve Yaşar Doğu Spor Okulları. Finalde yarışacaksınız. O zaman ben şey yerime geçeyim bari. Branş sirenini duyduğunuza göre ne olacağını biliyorsunuz çocuklar. Branşı belli olan öğrencimizi açıklıyorum. Kürek takımında bizi temsil edecek ve bundan sonra bu spora odaklanacak olan öğrencimiz Salih. Hey! Henüz bitirmedim. Salih aynı zamanda yeni bir öğrencimiz. Ona kaptanlık yapacak deneyimli birine ihtiyacımız var. Kürek takımı sporcusu ve kaptanı Mete. Evet. Yaşasın. Artık gözüne görünebilir miyim? Takım kaptanı oldun demek. Bir düşüneyim. Allah. Dağılabilirsiniz. Antrenman vakti. Bize demiyor. Biz ne yapacağız? Hiç antrenman yapmıyoruz. Bu kadar tembellik yetmedi mi? Öndeyiz ve kazanıyoruz. Demek ki turnuva öncesinde iyi hazırlanmışız. Şimdi çalışmamıza gerek yok. Şampiyon olup Türkiye şampiyonasına katılacağız. İnan bana. Umarım haklısındır. Bence yaparız. Merak etme. Türkiye şampiyonasına mutlaka katılmamız gerekiyor Alperen. Kesinlikle. Hay. İyi misiniz? Arkama bakmıyordum da. İyiler iyi. Alt tarafı üzerlerine düştü. Heyecanlı bir yarış olacak. Evet sayın sporseverler, yine ben. Yine muhteşem bir yarış geliyor. 200 metre çeyrek finalinde tüm sporcular yerlerini aldı. Ve yarış başladı. Çeyrek finalde tüm sporcular var gücüyle koşuyor. Özellikle Ali, Hasan ve Alperen arasında kıyasıya bir mücadele var. Sinan büyük bir atakla 4. sıraya yerleşiyor. Hasan ve Ali önde. O da ne öyle? Son metrelerde Alperen zenginin ama yarışı bırakmadı. Çok hırslı. Yarış bitti. Koca Yusuf'tan Ali ve Hasan, Yaşar Doğu'dan Alperen, Ruhi Sarıalp'ten Sinan yarı finale çıkıyor. Bu sefer başarılıydınız ama 100 metrede beni geçemeyeceksin. Kendine fazla güveniyorsun. Evet. Hem de çok fazla güveniyorum. Evet sayın sporseverler. Tekvando yarı finaline hepiniz hoş geldiniz. İki yarışmacı da temkinli başladı. Burcu'dan net bir sayı geliyor. Muhteşem bir karşılaşma. Ay, Burcu'dan üst üste sayılar. Ayağa kalk hadi. Hadi Hatice, bırakma kendini. Hatice ayağa kalktı. İki sporcu da oldukça hırslı görünüyor. Sporcular yorulmaya başladı. Akıllarda tek soru, son sayı kim olacak derken... Hatice yerde kaldı. Ve karşılaşmayı Burcu kazanıyor. En fazla başarılı atlayış yapan sporcu şampiyon olacak ve sonunda okuluna 2 puan kazandıracak. Başarılar. Hadi Merve. Olamaz. Olamaz. Az kalsın.